merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere İstanbul TÜYAP 42. Yapı Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Temmobil Aksesuarları firmasının konuğu ve yanımızda firmanın pazarlama ve satış müdürü Sayın Adnan Dereci bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Adnan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Teşekkür ediyoruz. Adnan Bey, Temmobil Aksesuarları olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet kalitesi bunlardan bahsedeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Adnan Dereci kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Teşekkür ediyorum yine. 30 yıldır bu sektördeyim. 1990 yılında bu firmaya başladım. Temmobil aksesuarlarında. Bu sektöre de bu firmayla giriş yapmış oldunuz. Giriş yaptım ve hala bu sektörde devam ediyorum. Çok mutluyum. Adnan Bey, Temmobil aksesuarları olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Ürün gamınızda neler var? Firma hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Firmamızın 1968 yılında kurulmasıyla birlikte ithalatla başlayan, Ankara'da ithalatla başlayan, daha sonra İstanbul merkeze taşınan, yaklaşık bunların 15 yıl öncesine kadar ithalatçı firma kimliğiyle yaklaşık 23 ülkeden değişik firmalarla Türkiye genelinde ithalatçı kimliğiyle satış yapmaktaydı. Evet. 15 yıl öncesinde ithalatçı kimliğinden çıkıp üretici kimliğine başlayıp kulp ve kapı kolu üretimine başlamıştır. Burada kapı kolu, kul, askı ve banyo aksesuarları gibi çeşitlemelerle üretim yapmaktayız. 55 ülkeye ihracat yapıp, Türkiye genelinde 60 tane ana bayimiz vardır. Evet. Kendi bünyenizde de 2 tane mağazanızda birlikte de hareket ediyorsunuz. Doğru. 2 tane de kendi mağazamız var. Evet. Anadolu yakası ve Avrupa yakası olmak üzere. Evet. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nedir? Gerek üretim aşaması olsun, gerek pazarlama aşaması olsun. Güzel bir konuya değindiniz aslında. Bizim üretim anlamında hedefimiz başladığımız günden bugüne kadar kalite. Ve kalite olsun hedefimiz hiçbir zaman kaliteyi bozmak değil. Birinci sırada kalite olduğunda orta ve üst segmente hitap etmek. Dolayısıyla bu da Avrupa ülkelerine ihracatımızı ön plana çıkarmasının birinci sebebi odur. Takdir ederseniz ki Avrupa ülkelerinde ürün ihraç etmek Türkiye'de çok zordu bugüne kadar. Yani ilk başta şöyle bir gerçek vardı. Fuarlarda gezerken yabancı firmalar Türkiye'ye mi kapıdan içeri girmezdi, ama şu anda biz bunu şuna inanıyoruz. 55 ülkeye ihracat yaparak bunu kırdığımızı düşünüyoruz. Kesinlikle haklısınız. Ve şu anda belki abartılı olacağını düşüneceksiniz ama yaptığımız ürün çeşidi belki kataloglarımız masamızdan görülebiliyorsa kapı ve kulp üretiminde dünyada alternatifimiz olmadığı söyleniyor. Doğrudur. Bu 60.000 çeşit ürün yelpazesi. 60.000 kalem kulp, yaklaşık 19.000 kalem de kapı kolu ve diğer aksesuarlar çeşitlemelerimiz var. 16 yıl öncesine kadar ithalatçı firma kimliğinde olan firmamız üretime başlamasıyla beraber kulp ve kapı kolu üretime başlamıştır. Evet. Ve bunun gibi birçok ürünle de hali hazırda üretimine ve ihracatına da devam etmekte. Tabii. Peki firmanın ayrıcalıkları nelerdir? Çünkü sizin gibi birçok firma var. Hem üretim yapan hem ihracat yapan birçok firma varken sizi bu meslektaşlarınız ya da rakip firmalardan bir adım öne çıkartan unsurlar nelerdir Adnan Bey? Tasarımlarımızı kendi bünyemizde yapmamız ve bir ayağımızın Avrupa'da olması, bununla birlikte bundan önce, yani 15 yıl öncesine kadar alüminyumdan kulp üretimi hayalken biz alüminyuma cam verdik, tabiri caizse. Adnan Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, sektörleri mercek altına almaya devam edeceğiz. İstanbul TÜYAP 42. Yapı Fuarı'ndan ve sektörün en iyisi Temmobil Aksesuarları firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.